bir arabanın konsolu, sürücüsüne her türlü bilgiyi sağlayan çeşitli göstergeler ve sayaçlarla donatılmıştır. At arabalarının devrinde konsol diye sürücüsünü yağmurdan, çamurdan koruyan tahta panele deniyordu. Bu yüzden de çamurluk diye de adlandırıldı. Motorlu araçlar kullanılmaya başlandığında yeni ekipmanlara yer açıldı ve konsollar bilgi verici kaynaklara dönüştüler. Bugünkü konsollar sürücüye görüş açısından çok fazla şey getiriyor. Eğer göstergeleri takip etmezseniz benzinsiz ortada kalabilir ya da hız yaptığınız için ceza alabilirsiniz. Lüks bir spor arabada konsollar alüminyum iskeletten itibaren inşa edilmeye başlanır. Diğer araçlarda kullanılandan daha güçlü bir yapıştırıcı ile iskeletinin birleşme yerleri tutturulur. Bir teknisyen elektrikli aksamı alüminyum iskelete oturtur. Daha sonra da ısıtma ve soğutma ünitelerini ayarlayıp konsolun orta kısmına yerleştirir ve kablo bağlantılarını gerçekleştirir. Bir sonraki istasyonda konsolun bileşik altyapısı oluşturulur. Arka taraftan yapılan bu çalışmada teknisyen torpido gözünü ve klima sistemleri için gerekli olan bağlantı kablolarını kurar. Altyapı bu şekilde hazırlandığında artık alüminyum iskelete monte edilmeye hazır hale gelmiş olur. Bu düzeneği metal yapıya perçinler. Sürücünün kullanacağı hız göstergesini de içeren veri modülü yerine yerleştirilir. Konsol sonra da yüksek volümlü hoparlörlerle donatılır. Bunu da ön koltuktaki yolcunun hava yastığının takılması takip eder. Teknisyen yastığı plastikten dökülmüş nişe monte eder. Bilgisayarlı bir alet kullanarak hava yastığını mükemmel ayarda olacak şekilde yerleştirir. Sırada magnezyum sinyal çubukları ve silecek kontrolleri hali hazırda içine yerleştirilmiş direksiyon simidi var. Direksiyonu yerine tam da veri modülünün altına kaydırarak oturtur. Bunu takiben plastik kaplarının içine elektronik aksamın takip kablolarını düzenler. Teknisyen işini üst kısmın kaportasını oturtarak bitirir. Konsolun üstünün tam ortasına el dikimi deriden bir kılıf geçirir. Orta kısma radyoyu, diğer işitsel ekipmanı ve klima mekanizmasını da içeren aksamı yerleştirir. Daha fazla deri, kabine lüks bir görünüm, koku ve doku kazandırır. Bir sonraki teknisyenin görevi, vitese ait olan ve basarak çalıştırılacak olan düğmeleri bir araya getirmektir. Teknisyen bu aksamı cilalanmış bir kemer üzerine arka kısımdan oturtur. Klima için gerekli olan hava çıkışlarını vites kontrol kutusunun üst tarafına monte eder. Bu işlemi de ünitenin arka kısmından kaydırmak suretiyle gerçekleştirir. Hava çıkışlarını vidalarla tutturur. Sonra da çalıştırma düğmelerini takar. Uydudan çalışan navigasyon sistemi üste yerleştirilir. Böylece konsol tamamen yerleştirildiğinde sistem kolay ulaşılabilir bir yerde konuşlanmış olur. Bununla birlikte alt düzenek neredeyse tamamlanmış olur. Teknisyen düzeneği ters çevirir. Son bir rötuş gerekmekte. Marş motoru için krom ve camdan yapılmış bir koruyucu. Bunu da yerine kaydırdıktan sonra artık ünite konsol olmaya hazır hale gelmiş olur. Tüm bağlantılar eksiksiz biçimde tamamlanır. Aksamla donatılmış kemer de orta kısmın tam üstüne monte edilir. Şimdi sıra konsolun geri kalan kısmını deri kılıfla kaplamakta. Gördüğünüz bu panel özellikle iki parçaya yapıldı. Böylece hava yastığı açıldığında kırılmadan ikiye ayrılabilecek. Bir sonraki adımda başka bir teknisyen konsolun üzerindeki tüm donanım için bir bilgisayar programı yüklüyor. Elektronik aksamı doğru ayarlara getirmek ve programlamak onun işi. Sonra da her bileşeni tek tek test ediyor ve her parçanın ve kontrol mekanizmasının mükemmel çalıştığına emin olmak için uğraşıyor. Konsol artık tamamlandı ve montaj için hazır hale getirildi. Modern bir konsol bir arabanın iç mekanını belirler ve önemli ölçüde gösterge çekiciliği katar. Örneğin bu araç, marş motorunun çalıştırılması için çelik ve kristalden yapılma özel bir anahtara sahip. Anahtar deliği kırmızı renk aldığında hazır olduğunu gösteriyor. Şimdi birkaç düğmeye basıp neler olacağını görme vakti. Mesela hoparlörü deneyelim. Harika! İleri teknoloji ürünü lüks bir konsol, sürücüye gerçekten şık bir seyahat sağlar. Baylar, motorlarınızı çalıştırın.